Bu kış çok sıcak geçecek arkadaşlar, fatura anlamında bakıldığı zaman. Yani havalar soğudukça faturalar ısınacak gibi görünüyor. Yeni yılda %22,58'lik bir zam. Diğer taraftan her şeye yine yeni yeni zamların gelmesi konuşuluyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bırakın doları ya biraz Türk lirası konuşun dedi. Aslında çok güzel bir şey söylüyor. Keşke sahiden milli paramızla hareket edebilsek. Milli paramızla kendimizi koruyabilsek. Türk lirası işte sizi koruyor artık diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama risklerden bahsetmiyor hiç. Bugün Sarar küçülmeye gittiğini açıkladı. Sabancı neredeyse en eski şirketlerinden birisi olan Yunsay'ı, üstelik dünya çapında bir büyüklüğe sahip olan Yunsay'ı satma kararı aldı. Bugün satışlar gerçekleşiyor. UniCredit Türkiye'den kaçıyor. 2888 tane firma konkordato ilan etmiş. Kaç tane firmanın battığını, kaç tane fabrikanın yandığını bilmiyoruz. Her gün yeni bir yangın haberiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli olarak işsizlik artmaya devam ediyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı işsizliği halledeceğiz diyor. İnşallah. Diğer taraftan işte görüyorsunuz diyor, enflasyon düşüyor, sanayi üretimi iyi geliyor, büyüme rakamları iyi geliyor diyor. Neye dayanarak bunu söylüyor? Sadece TÜİK'in açıkladığı verilere göre. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bunlara ben inanıyorum, hepinizin de inanmasını bekliyorum. İnanmayanlar da yanlış yapıyor diyor. Aba altından biraz sopa gösteriyor bana göre onlara da. Yani inanmamaya devam ederseniz, böyle yanlış yanlış konuşmaya devam ederseniz sizin de aklınızı alırıma getiriyor belki de. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çatıyor. Bütün mesele çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de. Öyle görünüyor abi. Yani sanki Türkiye'nin başka hiçbir meselesi yokmuş gibi. İşte günlerdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına o geçecekmiş, bu geçecekmiş, bunları konuşuyoruz. Bana ne abi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminden, yönetim biçiminden, siyasetçisinden, kendi İç meselelerinden bana ne abi Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Yani benim meselem şu anda aç karnımı nasıl doyurabilirim meselesi. Ve bu konuyla ilgili bizi yönetenlerin nasıl adımlar attığı meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni öne çıkartacaksın, siyaseti öne çıkartacaksın. De yok Barış Pınarı Harekatı'nı öne çıkartacak. Hani ne oldu? Barış Pınarı'na devam edecektik biz. İstediklerimizi vermezse söke söke alacaktık onları. Niye şimdi kimsenin gıkı çıkmıyor? Çıktı. Barış Pınarı Harekatı tamam bitti dediler. Şimdi mayın toplama çalışmalarına başlıyorlarmış. Ne oldu peki biz Barış Pınarı Harekatı'nda onca yaptığımız harcamanın karşılığını alabildik mi? Yani mesela oradaki petrol kuyularını kontrol altında tutabiliyor muyuz? Ya da oradan bir gelir elde edebilecek bir kurgu oluşturduk mu? Terörü bitirdik mi? Hani diyorduk ya YPG'yi bitireceğiz biz, PYD'yi bitireceğiz biz, onun için oraya gittik. Onları bitirebildik mi? Yok, adamlar silahlarını aldılar gittiler yani. Kaçmadılar bile, yavaş yavaş. Onlara süre verdik. Yani sanki oğlan gelecek benim Almanya'dan, evi boşalt der gibi. Oğlan gelene kadar sana bir ay süre veriyoruz dedik. O bir ayda adamlar silahlarını topladılar. Neleri varsa pıllarını, pırtılarını aldılar. Güvenli bir bölgeye doğru geçtiler. Güvenli bölgeyi resmen PYD oluşturdu kendisi için. Üstelik artık sadece arkasında Amerika da yok. Rusya var, Suriye var, İran var. Karşımızda sadece bir ülke vardı belki önceden. Amerika ve yanında PYD vardı. Şimdi 30 tane ülke oldu. Niye bunları söylüyorum? Sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Berat Albayrak halkı inandırmaya çalışıyor söylediklerini. Gerçekçiliği olmayan, inandırıcılığı olmayan söylemlerle vatandaşın karşısına çıkıyorlar artık. Ne söylerlerse tam tersini yapıyorlar. Yani Barış Pınarı diyorlar, terörü bitireceğiz diyorlar. Giriyorlar, çıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz ne terör bitmiş, ne başka bir şey olmuş. Ama biz orada bir yığın para harcamışız. Askerlerimiz hayatını kaybetmiş falan. Diyorlar ki bize Şam'da namaz kılacağız abi. Suriye'ye bir tarafından gireceğiz, öbür tarafından çıkacağız. Acayip iyi olacak. Bir bakıyorsunuz bütün Suriyeliler Türkiye'ye girmiş. Yani biz Suriye'ye girmemişiz, Suriye bize girmiş sanki. Bir bakıyorsunuz Irak'a müdahale ediyoruz biz. Irak'ta şöyle yapacağız, böyle yapacağız, uçacağız, kaçacağız, Musul'u alacağız, Kerkük'ü alacağız. Petrol devi olacağız falan. Ertesi gün bir bakıyorsun, Irak'ta Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Ruslar cirit atıyor. Bir tek Türkiye yok. Yani bu adımları atmamızın bize ne tür bir faydası oluyor? Bunu da ben doğal olarak soruyorum. Bir vatandaş olarak
Bırakın gazeteciliği, ekonomistliği falan. Bir vatandaş olarak soruyorum. İyi, hoş, bütün bunları yapıyoruz da söylediğimiz hiçbir şey gerçek olmuyor ki. O zaman neden yapıyoruz yani? Bu harcamalar niye? Doğal olarak şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, bırakın doları Türk lirasına dönün. Türk lirası değerlenecek, dolar değer kaybedecek, doların bir geçerliliği kalmayacak dediği zaman da bana inandırıcı gelmiyor. Ya da TÜİK enflasyon düşüyor dediği zaman, ya da Sayın Albayrak Türkiye büyümeye devam edecek, büyüyecek, uçacak, kaçacak dediği zaman bana inandırıcı gelmiyor. Bazıları şöyle örnekler veriyor. İşte Rubini Türkiye'ye geldi. Bir sivil toplum kuruluşunun konuğu olarak ve orada bir konuşma yaptı. İşte önümüzdeki yıl 2020'de Türkiye %2-3 büyüyebilir. Dengelenme oldu. Enflasyon oturdu, düşüyor falan diye açıklamalar yapıyor Rubini. Rubini Türkiye'de yaşamıyor ki abi. Rubini alıyor 3-5 tane kağıda, bakıyor bunlara, diyor ki ha enflasyon düşüyor, güzel. Sanayi üretimi yükseliyor, güzel. Verilere bakıyor ve bunların sonrasında bir değerlendirme yapıyor. İstanbul'u, Türkiye'yi tanımadığı zaten çok net. Sonrasında da diyor ki evet, Türkiye eğer ki bu kadar hızlı bir şekilde dengeleniyorsa ekonomik olarak 2020'de de büyür kardeşim diyor. Amerika gibi bakıyor olaya, yani kendi ülkesi gibi bakıyor ya da başka böyle gelişmiş ülkeler gibi bakıyor. Çünkü orada rakamlar neyse onu düşünüyor, o da o rakamlara göre ilerliyor. Ki oralarda bile daha önce 2007-2008 krizi öncesinde ne tür makyajlamalar yapıldığını hepimiz biliyoruz. Sonrasında Avrupa Birliği'nde, sonrasında Yunanistan'da, gelişmiş ülkelerde bile ekonomiyle, rakamlarla nasıl oynandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Yani Rubini'nin bakış açısı ya da işte Standard & Poor's'un bakış açısı falan filan bu koşullarda bir şey ifade etmiyor. Çünkü vatandaş kendi enflasyonunu çok net bir şekilde ölçüyor. Dün yaptığım videoda şunu söyledim. Bakın dedim, enflasyon böyle böyle diyorlar ama aslında geçen sene 100 liraya dolan sepet bu sene 117 liraya doluyor araştırmalara göre dedim. Hemen yorumlara yazmışsınız. Ne 117'si kardeşim, 200 liraya dolduruyoruz biz diye. Çok haklısınız. Ben de 117 liraya o sepetin dolduğuna inanmıyorum. Sadece öyle bir veri olduğu için sizlerle paylaştım. O kadar haklısınız ki, o kadar doğruyu görüyor ve söylüyorsunuz ki. Çünkü bu toplumun içinde yaşıyoruz abi hepimiz. Metrobüse biniyoruz, metroya biniyoruz, peynir, zeytin, ekmek alıyoruz. Bu toplumun içinde arabamıza benzin koyuyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin dertlerini, tasalarını, sıkıntılarını, güzelliklerini de görüyoruz. Farkındayız olayların. Bence ne yurt dışındakiler ne de saraydakiler Türkiye'nin farkında değiller. Sayın Berat Albayrak'ın da, Sayın Erdoğan'ın da Türkiye'nin gerçeklerinin farkında olduğu kanaatinde değilim. Belki de bu söylediklerini çok inanarak söylüyorlar yani. Türkiye ekonomisi düzeldi kardeşim. Evet, TÜİK rakamlarına bakarsan evet Türkiye düzeliyor. Yani enflasyon %8'e geldiyse evet abi, %25'ten %8'e gelmiş bir enflasyon rakamı müthiş bir rakam. Gerçekçi mi? Değil. İşsizlik rakamı %20'lerden %13'lere %14'lere geldiyse müthiş. Gerçekçi mi? Değil abi. Kim iş buldu son bir sene içerisinde? Niye o zaman biz üst üste rekorlar kırmaya devam ediyoruz? İşsizlik rekorları kırıyoruz, pahalılık rekorları kırıyoruz, borç rekorları kırıyoruz. Neden yani? Değil mi? Yani bütün bunları o zaman ben de sorgularım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Albayrak ne söylerse söylesin, ekonomideki kırılganlıklar devam ediyor ve insanların güveni her geçen gün biraz daha azalıyor. Vatandaş ülkesine güvenmiyor. Bu ülkedeki rakamlara güvenmiyor. Bu ülkedeki yöneticilerin söylediklerine güvenmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı belki kaçıncı defa Türk lirası, Türk lirası, Türk lirası diye bağırıyor. Kaçıncı defa dolara oynamayın, Türk lirası bakın size kaybettirmeyecek diyor. Ona rağmen en çok ona oy verenler, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verenler gidip koşa koşa dolar almaya devam ediyor. Buyurun katılım bankalarında, kimin dövizi var görün. Yani bu paranın sahibi kim aslına bakarsanız? Bu doların sahibi kim?
Gariban değil herhalde. Yani 2020 lira maaşla geçinmeye çalışan, açlık sınırının altında kalan, çoğu zaman evine ekmek götürürken bile zorlanan insanlar değil herhalde bu doları alanlar. Bu doları alanlar AK Parti'ye yakın iş adamları, belli bir gelir seviyesinin üzerinde olan insanlar. Onları eleştirmek için falan söylemiyorum. Yaptıklarını da yanlış bulmuyorum. Yani bir yandan AK Parti'ye oy veriyorsunuz kardeşim, bir yandan niye gidip dolar alıyorsunuz falan demiyorum bak. Tabii ki alacaklar abi. Sayın Cumhurbaşkanı ya da Berat Albayrak ya da Türkiye'yi yöneten ekonomik kurmayları artık karşı tarafa güven vermiyorlar. Söyledikleri inandırıcı değil. TÜİK artık inandırıcılığını tamamen kaybetmiş durumda. Bu ülkede bu kadar büyük bir güven kaybı varken sen Türkiye'de reel sektörün güveni artıyor dersen, tüketicinin güveni artıyor dersen bu saatten sonra sana kimse inanmaz abi. Merkez Bankası, hiçbir rezervini açıklamayacaksın, net döviz varlıklarını söylemeyeceksin, üstünü kapatacaksın, işte benim brüt rezervim bu kadar, net rezervim bu kadar falan deyip öyle geçiştireceksin, çok iyi durumdayız diyeceksin ama para bitince hemen Cumhurbaşkanı Katar'a uçacak para bulmak için. Madem her şey çok iyiydi, harikaydı, niye Sayın Cumhurbaşkanı koşa koşa Katar'a gidip swap anlaşması yaptı? Neden oradaki rakamı 3 milyardan 5 milyara yükseltti? Neden? Çok basit ve net bir şekilde görünmüyor mu aslında durum? Yaşanan panik. Para bitti. Yeni bir paranın, yeni bir kaynağın bulunması gerekiyor. Tekrar müdahale edilebilmesi için dolara. Olası bir kriz ortamına müdahale edilebilmesi için. Biraz daha geciktirilebilmesi için, biraz daha önlenebilmesi için. Başka hiçbir nedeni yok. Bakın, swap anlaşması yapıyor. Swap anlaşması ne? Biz diyor, size TL vereceğiz, siz bize dolar vereceksiniz. Biz bu doları kullanacağız diyor Katarlılara. Nerede kullanacaklar doları? Tabii ki piyasayı baskılamak için kullanacaklar. Tabii ki forex piyasasında kullanacaklar. Çünkü para bitti arkadaşlar. Para bittiği için bu kadar panik halinde koşa koşa Katar'a gidip bu swap anlaşmasını yaptılar. Bunun başka bir açıklaması yok ki. Müthiş bir anlaşma yaptık biz Katar'la falan gazetelerde manşetler görüyoruz. Ne anlaşması yaptık? Bir finansal araç anlaşması yaptık. Bakın, bir finansal araç anlaşması. Sadece swap anlaşması yaptık. Swap miktarımızı arttırdık. Neden? Dövizi baskılamak için. Bu anlaşmanın da üstünü örtmek için şimdi bu anlaşmayı yapan Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki kardeşim bırakın doları Türk lirasına bakın diyor. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Hala biz müteahhitlere ama o köprüleri yapan müteahhitlere, o yolları yapan müteahhitlere, o tünelleri yapan müteahhitlere, o şehir hastanelerini yapan müteahhitlere dolarla ödeme yapıyoruz. E bu ne olacak? Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? E şimdi tüm bu koşullar içerisinde sen dönüp de vatandaşına dolar alma dersen bu vatandaş da sana inanmaz. Sadece bu sözüne değil, genel olarak politikalarına inanmaktan vazgeçer ve sen inandırıcılığını kaybettiğin için de senle kastım sadece Sayın Cumhurbaşkanı değil, bu ülkeyi yönetenlerin hepsinden bahsediyorum. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. Neden biliyor musunuz? Onlar da saçma sapan bir kısır tartışmanın içine sürüklenip gidiyorlar. Ülke meseleleri dururken biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yatak meselelerini dinliyoruz. Bana ne kardeşim sizin meselenizden? Siz gelin de benim meselemi halledin. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yatak meseleleri beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili planlarınızı duyalım. Bu ülke için ne yapacaksınız onu duyalım. Şu anda yaptıklarınızın emin olun bu halk için hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ve çok üzülerek söylüyorum, iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'yi bir uçurumun kenarına doğru hızla götürmeye devam ediyorlar. Ve biz bu uçurumdan uçarken, dolar fırlayıp ekonomik kriz tüm süreci darmadağın ederken onlar sadece ellerini ovuşturacaklar. Bunun ceremesini sadece vatandaş olarak biz ödeyeceğiz. Ne yazık ki her zaman biz ödedik, yine biz ödeyeceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın.